Bekirpaşa'nın ve hizmetimizin çok kıymetli, çok değerli sakinleri, burada bize Kocaeli İl Başkanımız ev sahipliği yapacaktı. Bir rahatsızlıktan ötürü hastanede yatıyor. Kendisini ziyaret ettim. Durumu gayet iyiye gidiyor. Sizlere de selamlarını ilettim. Kocaeli'nin değerli milletvekilleriyle, İzmit'imizin değerli belediye başkanıyla, ilçe başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bugün sizinle birlikteyiz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve kabinemizdeki Gölge Adalet Bakanımız bana bugün eşlik ediyorlar. Şahsım adına, arkadaşlarımız adına ve Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler artık standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yapıyorlar. Yani belediyeden beklenip de aksayan bir hizmet. Çok şükür ki çok nadir ve çok geçici birkaç serzeniş dışında Türkiye'deki 412 belediyeden duymuyoruz. İzmit Belediyesi'nin standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yaptığı konusunda bir şüphe yok. Şüpheye düşen varsa dönüp 31 Mart seçimlerine bakacak. İki kişiden birinin oyunu alan Sayın Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in karnesi Beşbekli'ye aferin. Ancak artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sırf kanunla kendisine verilmiş işleri yapmakla yükümlü değiller. Ne yapıyorlar? Hemen her alanda iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşımıza ulaştırıyorlar. İktidarın kötü yönetiminin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bizim belediyelerimiz iktidarın yanlış politikaları sonucu yoksullaşan halkın en önemli beklentisi olan sosyal belediyecilik uygulamalarını her geçen gün hayata geçiriyorlar. Şimdi böyle bir uygulamanın açılışında sizlerle birlikteyiz. Kent lokantaları ilk olarak İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bir projesi olarak başladı. Ama ardından bütün belediye başkanlarımız vatandaştan takdir gören bu uygulamayı kendi kentlerine taşıdılar. İzmit'te daha önce bir tanesi açılmıştı. Şimdi Bekirpaşa'da ikinci bir kent lokantasını açıyoruz. Türkiye'de Trabzon'dan Erzurum'a, Osmaniye'den Gaziantep'e, Kilis'ten Bursa'ya, Kütahya'dan Adıyaman'a, dün İzmir'de, bugün İzmit'te kent lokantalarının teker teker açılışlarını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birazdan açacağımız lokanta Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkımızın hizmetine sunduğu 45. lokantadır. Kent lokantaları öyle markalaşmıştır ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Şimdi Gaziantep'te duydum. Artık AK Partili belediyeler milletin CHP yapıyor, siz diye yapmıyorsunuz eleştirilerini dayanamayıp artık onlar da farklı isimlerle halk lokantalarını açmak durumunda kalıyorlar. Çünkü vatandaşın bugünkü zorlukla, bugünkü sıkıntılarla öğlenleyin
4 kap yemeğe 150 lira, 200 lira verecek bir imkanı yoktur. Biraz önce başkanım söyledi, buradaki yemeği İzmit ilçe örgütümüz karşılıyormuş. Gittiğim her yerde eğer birisi üstlenmediyse ilk günkü yemeği, belediye başkanının kredi kartını alıyorum, kasaya veriyorum. Diyorum ki çekin bakalım hesabı ne kadarmış diye. Tabii Fatma Başkan beni meclisten de çok iyi tanıdığı için hazırlığı yapmış, yemeğin faturasını ilçe başkanlığını ödetmiş. Şaka bir yana, söyleyeceğim şaka değil. Gıda mühendisi denetiminde bir diyetisyenin gözetiminde en iyi malzemelerle bir mercimek çorbası, bir orman kebabı, bir bulgur pilavı, bir ayran ya da yoğurt bugün burada 40 liraya satılıyorsa bu yapılan iş hiç şüphe yok maliyetinin de altındadır. Belediyenin de önemli bir subvansiyonu vardır. Buradan yemek yiyen herkes Allah bereket versin, Allah razı olsun yapanlardan diyorsa, millet razıysa ben de başkanımdan ve bütün başkanlarımdan razıyım. Kendilerini tebrik ediyorum. Belediyelerimiz bundan sonra da 15 Eylül'de Kırıkkale'de, 16 Eylül'de Zonguldak'ta, 19 Eylül'de Ordu, Altın Ordu'da kent lokantaları açmaya devam edecek. Biz hizmet ettiğimiz, yani 7 bölgede 412 belediyemiz var. Her birinde bu hizmeti yaygınlaştıracağız. Sadece bu hizmeti değil, sosyal demokrat belediyeler eş güdüm konseyini kurduk. Orada belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın bölge birlikleri var. Ekrem Başkan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mansur Başkan Tarihi Kentler Birliği Başkanı, Ege Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, burada Bursa Belediye Başkanımız, Büyükşehir Başkanımız, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, toplam Türkiye'deki 23 birlik başkanımız bir eş güdüm konseyinde oturdular. Artık hep beraber bir yerde iyi bir iş varsa onu bütün Türkiye'ye yayıyoruz. Birisi iyi bir proje yaptıysa diğeri Amerika'yı yeniden keşfetmiyor. Aynı projeyi alıp bütün Türkiye'de uyarlıyoruz. Emekliler için emekli halk kartımız, gençler için genç halk kartımız, öğrenciler için hizmetlerimiz bütün Türkiye'de tek tipleşiyor. Çok yakında bir şehirde bir öğrencimize, bir emeklimize verilen kart, öğrencimiz memleketine döndüğünde, emeklimiz evladının yanına ya da memleketine gittiğinde diğer şehirlerde de geçecek olacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz artık muhalefet partisi olmayı bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik biz. Biz milletimize dedik ki biz muhalefetten bıktık, siz de iktidardan bıktınız. Gelin bu işi değiştirelim. Siz bizi birinci parti yapın, biz iktidar olalım. Bu iktidardan da en kısa sürede sizi kurtaralım. Milletimiz sağ olsun feraset gösterdi. Büyük bir öngörüyle gelecek seçimlerden sonra Türkiye'nin iktidar partisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, nüfusun %65'ini, ekonominin %78'ini, turizmin %92'sini teslim etti. Oralardaki belediyeleri bize verdi ve tarihte de öyleydi,
31 Mart'ta da öyle, şu anda da öyle. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık biz muhalefet partisi refleksleri göstermiyoruz. Efendim, direneceğiz, mücadele edeceğiz, sesimizi duyuracağız, kimseye demiyoruz. Direneni görüyoruz, sesleneni duyuyoruz, onların işini, onların dertlerinin çaresini üretmek için tüm hazırlıklarımızı büyük bir mücadeleyle, büyük bir enerjiyle, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Şüphesiz memlekette herkesin var bir derdi. Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, değerli arkadaşlar, eğer buradaki bu arkadaşlarımız, şimdi seslerini duyurmak istiyorlar. Kime duyurmak istiyorlar? Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin en güzel, en yeşil ilçelerinden bir tanesinde, Kandıra'da bir çöp tesisi yapılmak isteniyor. İzmit'in, Kocaeli'nin, bütün Kocaeli'nin çöpünü Kandıra'ya götürmek, Kandıra'nın yeşilini ortadan kaldırmak istiyorlar. Eğer ki geçtiğimiz seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni alsaydı, Kandıra'nın böyle bir derdi olmayacaktı. Ancak bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Kandıra'yı dinlemiyor. Kandıra'yı duymuyor. Kandıra'ya zulmediyor. Biz Kandıra'nın arkasındayız. Ama Kandıralılar kendi meselesine sahip çıkarlarsa, direnirlerse, o güzel kentimizin en güzel yerlerinden bir tanesini tarımıyla, turizmiyle, Kandıra'ya bir mücadeleyle sahip çıkarlarsa biz yanlarındayız. Kandıra eğer gelecek seçime kadar dişini sıkarsa, bu mücadeleyi sürdürürse, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Kandıra'nın yeşiline kimse dokunamayacak. Söz veriyorum. Ayrıca buradan şunu da ifade etmem gerekirse, sözün özü olarak bugün emekçilerin sorunu var. Emekleri sömürülüyor. Alın terlerinin karşılığını alamıyorlar. Kocaeli bir emek kenti. Bugün emeklilerin sorunu var. 12.500 lirayı matah bir maaş gibi veriyorlar. Biz Ocak ayında 10.000 liraya isyan ediyorduk ki isyanımız haklıydı. O 10.000 lira 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugünkü 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. İlk verildiğinde 21'di. Şimdi 20. Allah biliyor ya, Aralık ayı geldiğinde 16 kiloya düşecek. Geçen sene sefalet maaşı dediğimiz maaş şu anda sadece ve sadece ayda 5 kilo daha dana kıyma kaybetti. Yani emeklinin derdi çok büyük. Tarım, çiftçiler, Rize'de çaycı bağırıyor.
Giresun'da fındıkçı, Manisa'da üzümcü, Gaziantep'te fıstıkçı, Ayrabolu'da, Konya'da, Çukurova'da buğday üreticisi, Manisa Ovası'nda, Mersin'de, Çukurova'da pamuk üreticisi kan ağlıyor. Hepsinin, ama hepsinin var bir çaresi, hepsinin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Geçen hafta kurultayımızı tamamladık. TÜZÜK 1300 delegenin neredeyse tamamının, %99,5'unun mütabakatıyla geçti. Partinin nasıl yöneteceğinde tam mütabıkız. Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? 2 gün çalıştık. Yılların birikimini tekrar ettik. Hazırlıkları yaptık. 81 ilde, 973 ilçede yola çıkıyoruz. 6 ay içinde programımızı yeniliyor. Tarımdan dış politikaya, çevreden iç işlerine, kültür sanattan milli eğitime, bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Nasıl kalkındıracağız? Azın başında kavga etmek yerine nasıl çoğaltıp o çok olanı da adilce paylaşacağız? Bunu Türkiye olarak başarıp bütün dünyaya örnek olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi geliyor. Dertleri çözmeye, dertlere çare olmaya geliyor. Her derdin var bir çaresi. Onun derdi Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.